Yılbaşında buraya gidelim mi? Şu telefonda gördüğün her yere gitmek zorunda mısın? Yani geri mi kalın? İnsanlar bak ne güzel yerlere gidiyor. Geziyor, tozuyor, eğleniyor. Sosyal medyada gördüğümüz her şeyi yapmalı mıyız? Oradaki gibi eğlenemezsin, oradaki gibi giyinemezsin, oradaki gibi para da harcayamayız. Bence insan kendini hissettiği her şeyi yapmalı. Nereden geldin sen? Köyden geldim, ne olmuş? Bravo, köyden geldim. Bazen düşünmelisin bence. Benim fikirlerim, benim düşünce yapım, benim kültürüm, benim yaşam amacım bu mu? Yoksa ben orada başkalarından gördüğüm hayatlarımı kopyalamak istiyorum diye. Kopyalamak değil. Beğeniyor olamaz mıyım? İnsan her şeyi beğeniyor, her şeyin tadını almaya çalışıyor olamaz ya. En azından parasının yettiği kadar olamaz. Ne yani? Benim kültürüm bu değil diye. Ben bunları yapamaz mıyım? Yapabilirsin ama üstüne yakışmıyor. Yaptığın her şey eğreti duruyor, kulağındaki küpe bile. Başka hayatlara özeniyorsun. Başkalarını taklit etmeyi bırak. Şu hayatta kendi fikirlerini, kendi zevklerini yaşamaktan korkuyorsun. Bu yüzden herkesin yaptığını yapıyorsun. Beni öldüremezsin. Niye bu kadar karşısın? Değilim. Evet, insanların yaşamından rahatsızsın. Öyle mi? Evet öyle. Hiçbir gelişim göstermeden durmaya çalışıyorsun sadece. Kendim oluyorum sadece. Kendin olmaya çalışıyorsun. Kendin değilsin. Bunun için sürekli kendini zorluyorsun. Fakat olduğun yerde kalıyorsun. Saçmalıklara kapılıp gitmek istemiyorum. Saçmalık dediğin şey teknoloji. Saçmalık dediğin bilgi paylaşımı. Sosyal düşünceler, iş, alışveriş sektörler. Aklına gelebilecek her şey. Bunları görmezden gelip öylece kalamazsın. Sadece geri kalırsın. Bu şekilde sadece orijinalliğini bozarsın. Hayır. Gelişirsin. Anlarsın. İdrak edersin. İnsanları analiz edersin. Elindeki şeyle dünyanın öbür ucundaki yaşantıyı, fikri zevki görüp ufkunu açabilirsin. Bu kadar yeter mi? Sen sadece kendi bildiklerini okuyorsun. Bizim başkalarının da aklına ihtiyacımız var. İnsanlarla iletişimde kalmaya ihtiyacımız var. İhtiyacın olan şey herkesin saçmaladıkları mı? Yemek masasına oturup 2 saat yemeğin fotoğrafını çekip millete ne yediğini göstermek mi? Ha ya da herkesin üstünde olan 1000 liralık kaza, bütçene hiç bakmadan onu almak mı? Param vardı aldım. Herkesin giyinme zevki. Kimse kendi giyinme zevkiyle giyinmiyor. Sosyal medyada reklam anlaşması yapan birkaç kişinin giydiği paylaştığı şeyleri giyiyorlar. Sen kimle savaşmayı planlıyorsun? Kimseyle. Ama ben bunları yapmadığım için çağ dışı, eski kafalı ya da gelişime kapalı biri değilim. Sen bunları yaptığın için başka fikirlerin kölesisin. Sana ne dayatıyorlarsa onu yapıyorsun. Bana dayatmıyorlar. Ben görüyorum ve beğeniyorum bazı şeyleri. Sen görmüyorsun. Sana gösteriyorlar. Burnunun dibine sokuyorlar. Görmemen imkansız. Yeter mi? Yetmez. Ve sen de kendi fikirleri olmayan yozlaşmış biri olarak kendi zevkinin bu olduğunu düşünüyorsun. Dışarı çıkalım mı? Nereye? Ne bileyim. Nişantaşı'na falan gidip bir kahve içelim. Niye marjinal olmak için bir kahveye 30 lira ödüyoruz acaba? Yap içelim. Bak işte hep bunu yapıyoruz. Ne yapıyorum ya? Ya dışarı çıkıp bir kahve bile içemiyoruz. Bunun marjinallikle ne alakası var? Şimdi akbil basıp Nişantaşı'na gidip kahve içme fikrinin marjinal olmaya çalışmakla alakası olmadığını mı söylüyorsun? Evet, alakası yok. Bununla dışarıya açılmak, bölge değiştirmek, yeni insanlar, yeni mekanlar keşfetmek. Orada fotoğraf çekip paylaşmanın da marjinal olmayla hiçbir alakası yok. Ama sen bunları sana yakışmadığını düşünerek bunları yapmaktan çekiniyorsun. Alakası yok. Senin bu sığ düşüncelerinle, bu tarz şeylere verdiğin kötü enerjiyle hep dibe çöküyorsun. Bu dip değil, özgünlük. Sen özgünlüğün bu mu olduğuna inanıyorsun? Bu sığlıktan başka bir şey değil. Böyle yaptığın müddetçe hep geri kalacaksın. Artık kendine gel. Çıkamadık herhalde. Evden. Kabuğumuzdan. Nasıl kurtulabilirim bu halimle? Kafayı yedim ben herhalde. Hangi halimden kurtulmam daha kolay olur? Bu mu? Bu mu? Ben kimim? Sen kimsin? (Gülüyor)
Ha 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 ha